Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir The Lord of the Rings Rise to Power videosuyla karşınızdayım. Öncelikle hepinize hayırlı pazarlar diliyorum arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce ve keyfinize göre olur. Şu anda iyi hesaptayız. Boss toprakları tekrardan push durumundayız. Zaten elfler bir yandan vuruyor, biz bir yandan. Isengard temizlendi zaten aşağıdan. Şu an için geçitte mühürlenmiş durumda. Ne olacağı belli değil. Konum, yani bir herhangi bir hamle bekliyoruz. Yani bir duruma göre savaş bildirgesi. Onun haricinde verilen savaş bildirgesine göre bu tarafa gelmemiz söyleniyor. Şimdi takviyemiz uzak. Doğru vuruşlar yapmamız lazım. Şurada 300'e bir vuruş atalım. Gandalf bu sezon gerçekten bu sezon ve bundan sonra çok etkili olacak. Yani bunu yükseltmek de önemli. Hatta özel itemini aldığımızda ne veriyor bunun özel itemi? Hasar azaltma veriyormuş. Cık. Havaya fişek daha iyi. Şunu bir fullleyebilirsem şahane olacak da. Bakalım. Acaba içeride ne var 300'lükte? Ha, içeride basiret attık gerçi de. Sunint ile Sauron vardı. Bakalım hangisine vuracak. Aha, Sunint'e vurdu. Ay, tam bir Sunint katiliyim ya. Gerçekten. Oo, iyiymiş de lan. Araya gitti. Şimdi geri çekelim. Şimdi bunun takviyesini buraya alalım. Takviye uzak ama biz sadece vurup savaşı yönlendireceğiz. Bu raporları da sizlerle paylaşacağız. Maparvi. Ya Sunint iyi insanlar yani, gerçekten güzel vuruyor. Kim vurdu lan bunu ya? Bakalım raporlara. Akkan'dan vurmuş ama önce kime vurmuş? Önce Sunint tabii, bizim kalanımızı parçalamış. Of, Sauron iyi vurmuş Akkandalf'a. Theoden gelmiş parçalamış. Sonrasında da bir Sauron daha var. Oo, bu da iyi. Bunda item ne var? Bu neymiş? Kalerin kemeri. Güzel aksesuar. Ben de Gimli'yi yapabilirsem, azın neredeyse de. İkinci turda vurursa 300 diye patlar. O yüzden geri dönüp takviyemizi alalım. Zaten 30 dakika sürmeyeceği için kısa bir video ile pazar günü sizi şenlendirelim dedim. Sizi pazar günü videosuz bırakmak istemedim arkadaşlar. Takviyeler gelsin, ben buradan ufak ufak yürürüm. Eğer zaten bildirim gelmezse kaleyi taşımam gerekecek. Kaleyi taşımak için de şöyle bir şey yapalım. Theoden'in üzerinde itemleri vardı en son ama. Theoden'i de küçük küçük kurayım ya. Ben gelir burada kötülerle PvP mi yaparım. Kale konumunu da nereden bulabiliriz şimdi kendimize? Sığlıklar. Aha, buldum bile. Şöyle biraz daha yaklaşabileceğim pozisyon var mı acaba? Hadi bakalım. Şunun takviyesini de çekeyim de. Normalde şey koyuyordum, elf okçu koyuyordum. Ama şu an insan birimler tamamen daha karlı ve daha avantajlı. Bence iyi bir rapor. Ben beğendim şahsen. Kaleyi buraya taşırsam çok sağlam bir varya savaşı sağlarım kendime. Burası Eminimu ile giriyor. Olmaz. Şurası, bu da Eminimu ile giriyor. Neyse, o geldiği zaman kendime konum olarak bir yer bulacağım artık. Tamam, şuna ihanet ederim.
Bir sığlık, iki sığlık, boz toprak. Tüh Allah kahretsin. Bura. Bu da boz toprak. Bu da tam da sınırındayım ha. Sığlık, sığlık. Tamam. Konumu buldum arkadaşlar. Tam böyle ucu ucuna. Savaşa da yakın. Güzel, çiçek gibi. Hemen şuraya fortumu yapayım. Maparvi, Dvalin. Güzel. Ben yakma hasar azaltma kullanmıyorum. Çünkü yakma hasar azaltma koyarsam tamam BK'ya karşı kesin çözüm alacağım ama çözüm alamayacağım komutanlardan biri Sauron olacak. O yüzden bana mantıklı gelmiyor. Yakın birim hasar azaltma da gereksiz. Yani onu da söyleyeyim size. Şu durumda mantıklı olan oda hasar azaltma. Çünkü zaten burada bir yakma hasar azaltma var. Elimizde mevcut. 43 level ama olsun. Gimli ile buradan yürürüm diye düşünüyorum. Beş olsaydı fena olmazdı ama. Bakalım yeni raporlar var mı? Oo, güzel vurmuş. Onun kullandığı build'de ne var? Kolcu ve ork birimlere karşı verdiği hasar. Allah Allah. Değişik. Delilik bağışıklığı ork birimlerine alınan hasar demiş. Benim hitlane zaten boşta da. Hitlane'in içinde var mı ki? Sanmam olacağını ama. Bir bakalım bakalım. F koşu atma varmış. Başka da aksesuarımız yok. Kalsın belki bunu muhtemelen şey de kullanabilir. Gimli de kullanabilir ama şöyle kıyasladığımız zaman. Burada kuvvet olarak daha mantıklı. Orada HP'si burada 3, burada 2. Ama alt özellikle her turda %20 şansa demiş etkiler tetiklenir. Komutanın fiziksel hasarı %9. Fiziksel hasardan hedefin %30'unu görmezden gelir diyor. Düşünmek lazım. Savaşa gireceğimiz zaman buna karar veririz. Ne yapacağımıza. Şu an için beklemede kalsın. Vallahi bizimkiler gümbür gümbür geliyor. Buradan zaten burayı patlatırsak farklı olacaktır. Kaleyi taşımam lazım ya. Başka türlü olmaz. Şuraya bir tane daha komutan göndereyim de dur. Zaten ne yaptıkları da belli değil. Isengard'la savaşacaklar mı, savaşmayacaklar mı? Söyleyeyim de sonra sıkıntı olmaz.
Bir isil durumumuz yok mesela. Olsa tadından yenmez. Bir Gimli, bir Dvalin, bir Gandalf yeter ya bence. Fazlasıyla çok bile yani. Şunu bir 45 yapayım da. 45 savaş için ideal. Yani 50 olması bir şey ifade etmiyor yani görmüş olduğunuz kadarıyla. Şimdi ben savaştığım düşmanlara bir bakayım. 46 Sunin, 49 VK. Yani çok da bir problem değil. Ha 50 olsa bir tık daha fazla fark eder ama çok da problem değil. Savaşa 45 level olduğunda. Ben yani 45'ten beri savaşıyorum. Gayet de mantıklı. Neyse gençler, görüşmek üzere. Videonun devamı gelecek. Kaleyi taşıdıktan sonra takviye kısaldığında daha uzun soluklu atacağım sizlere.